Küresel Bakış Programı'na hoş geldiniz. Yarım saat boyunca birlikteyiz ve çok değerli bir konuğumuz olacak birazdan. Doktor Ali Semin'le birlikte Türkiye'nin NATO birliğine bakıldığı zaman zirvesinde atmış olduğu adımın yankıları uyanıyor, uyanmaya devam ediyor diyelim. Avrupa'da özellikle hem Litvanya'da hem de İtalya gibi birçok ülkede İsveç'in NATO üyeliğinin en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tartışılacak olması tabii ki NATO üyeliği yolunda İsveç'in yolunu açmış oldu Türkiye ve bu anlamda Avrupa tabii ki umutlu ve mutlu kendi bakıldığı zaman güvenliği açısından da önemli bir adım olarak okuyor. İsveç tarafında da tabii Türkiye'deki özellikle terörle mücadele noktasında kararlılık mesajları gelmiş oldu. Detaylandıralım ve bakıldığı zaman Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık gelmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğini meclise taşımayı kabul ettiğini açıkladı ve Stoltenberg düzenlemiş olduğu basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyelik protokolünü meclise mümkün olan en kısa sürede taşımayı ve onayın tamamlanması için mecliste yakında temas içinde çalışmayı kabul ettiklerini açıkladı efendim ve hem Türkiye hem de İsveç ikili ticaret ve yatırımları artırmak amacıyla fırsatları çoğaltmanın yollarını arayacak diyor ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yeniden canlandırmayı amaçlayan çabaları da aktif olarak destekleyici bir adım olarak okuyor Stoltenberg yapmış olduğu açıklamada diyelim efendim ve NATO sözcüsü Lukensu ise Twitter mesajında Stoltenberg, Erdoğan ve Kristensson'un toplantı sonrasında bir video görüntüsü paylaştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da geçen yıl Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından doğan güvenlik tehdidi sebebiyle adaylık başvurusunu yapmış ve yıllar süren askeri tarafsızlık politikalarını sonlandırmıştı diyor. Twitter mesajı uzun ama bakıldığı zaman birçok noktada gelen memnuniyet mesajlarının efendim olduğunda paylaşalım. Türkiye'nin İsveç, tabii İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk kararı geniş yankı uyandırdı. Az önce yayın başında söylemeye çalıştığım gibi ve bu anlamda Litvanya Cumhurbaşkanı Nuaysan da yaptığı açıklamada Twitter hesabında İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin atılan adımın aslında Vilnius'ta sağlandığını yani kendi ülkelerinde sağlandığını, ittifakın da İsveç'i yakında tam üye olarak da karşılayacağını umduğunu paylaştı ve bu Baltık Denizi bölgesi ve tüm ittifak için aslında önemli ölçüde güçlendirecektir. Birlikteyiz ve güçlüyüz ifadelerini kullanıyor Litvanya Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de açıklama yaptı ve özellikle Twitter hesabından gelen açıklamada liderin bu hepimizi daha güvenli ve daha güçlü yapacak kararın çok güzel bir haber olduğunu belirtmek istiyorum dedi ve Letonya Başbakanı da aynı şekilde bölge ve tüm ittifak ülkeleri için harika haberler diyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği noktasında yeşil ışık yakması, İsveç'in NATO'ya girmesi çok iyi bir haber diyor. Gördüğünüz gibi Avrupa en azından bir miktar daha kendi güvenliği açısından oldukça mutlu ve umutlu diyelim. İsveç'e döndüğümüz zamansa Başbakan Kristensson terörle mücadelede kararlılık mesajı paylaştı ve İsveç Başbakanı ülkesinin NATO üyeliği elde etmesiyle bakıldığı zaman ittifaka çok şey katabileceğini ve uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadele, organize suçla da mücadelede kararlıyız diyor ve İsveç ne kadar önemli bir aktör olacak bekleyip göreceğiz ve özellikle İsveç gibi Finlandiya gibi ülkelerin mesafeli durduğunu biliyoruz. Yani NATO paktı içerisinde olmadıklarını ama Batı'nın içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu paylaşmıştık. Ancak daha fazla şu anda askeri harcamaları ve özellikle bu ittifakta yer almanın önemli bir sebebi var. Rusya'yı caydıracak mı yoksa Rusya'yı başka bir boyuta mı getirecek? Birazdan tartışacağız efendim. Macaristan'da İsveç'in NATO üyelik sürecinin nihayetlendirilmesi artık teknik bir konu diyor. Teknik detaylar tartışacak diyor. Bakıldığı zaman da Sullivan, Biden'ın F-16 sürecine Kongre'ye danışarak ilerletmek niyetinde. Sanki böyle bir adım bakıldığı zaman Türkiye'nin işte İsveç ve Finlandiya adımlarından sonra Batı'da bir adım ileri gitmeye çalışıyor ama ne kadar nereye gidecekler? Türkiye Avrupa Birliği üye olabilecek mi? Ve şu anda söylenenler
bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı adımı öncesinde bir gerçek mi, yoksa tekrar Türkiye yıllarca bekletilen bir müzakere sürecine dönüşecek mi efendim, bekleyip göreceğiz. Umarım olmaz ve özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne çok ihtiyacı olduğu dönemler mi, yoksa dünya değişti ve bu artık Avrupa Birliği içerisine girmeye gerek var mı? Yani yaşlanan bir Avrupa olarak hep analiz edilmişti ve Avrupa Birliği'nin artık siyasi bir birliktelikten ziyade ekonomik bir birliktelik olduğu savunulmuştu. Ancak Euro'nun geleceği de tartışılıyor efendim. Euro demişken bir fiyatlamalara bakalım. Tabii gözler yarın ABD tarafında enflasyon rakamında olacak. O tarafta enflasyonun bir miktar hız kesmesi, Fed'in de özellikle son iki toplantıda artık faiz artışı yapıp sonrasında da bir miktar daha yapmış olduğu faiz artışlarını gözlemleme ve enflasyonun aşağı gelip gelmeyeceğini tartışıyor piyasalar. Dün özellikle Amerikan 10 yıllıklar 4.10'a kadar gelmişti. Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu bir miktar tabii ki resesyon kaygılarını artırdı. Ancak bugüne baktığımız zamansa enflasyonda bir miktar yumuşama olabileceği ve dolayısıyla Fed'in artık faiz artışlarında sona yaklaştığı bir anda imserliği oldu. Yani dün bakıldığı zaman iki tane faiz artışı olma olasılığını negatif fiyatlayan piyasa bugün biraz daha iyi tarafından kalktı ve en azından çoğu gitti, azı kaldı diyor. Dolar endekste 101.94'teyiz. Euro paritesinde de 1.10'lara oldukça yakınız. Pound cephesinde de 1.29'dayız. Bugün Almanya'da enflasyon 6.1 beklenirken 6.4 geldi. İngiltere'de enflasyon 7.3'e çıktı. Bu da aslında Avrupa'da enflasyonun bu ay itibariyle çok da hız kesmediğini, katı halde devam ettiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan New York Fed tarafından tüketici beklentileri açıklandı ve enflasyon 3.8'e geriledi. Yani aslında %2 olan hedefin yine de düşmesine rağmen çok üzerinde bir enflasyon oranı olduğunda paylaşalım. Yarınki data oldukça kıymetli efendim. Devam edelim fiyatlara. Bugün tabii Michael Barr gibi, az önce yayınımızda paylaştık, İşte önemli üyeler var. Loretta Mester gibi. Çoğu gitti. Bakıldığı zaman az faiz artışı kaldı. Ancak yine de enflasyonu soğutabilmek adına faiz artışlarına gerekli kılıyor piyasa şartları diyor üyeler. Dolayısıyla da önemli açıklamalar geldi. 3.97'ye kadar düştü 10 yıllıklar. Bugün birazcık daha enflasyon beklentileri törpülenince 3.97'de, yani kabaca 11 bas puan düşen bir Amerika'da 10 yıllıklar var. Ama 4.08'le birlikte tabii son döneminde en yüksek seviyesine çıktı. 2 yıllıklarda 4.85 seviyesinde, bu tarafta özellikle 100 bas puanlık bir ayrışma var. Bu da aslında resesyon ve enflasyondan dolayı curve'ün terse döndüğünü gösteren önemli bir gösterge. Tahvil faizlerinde tablo buyken diğer rakamlara da bakalım. Tabii özellikle bakıldığı zaman dolar endeksinin 102 seviyesinin aşağısına gelmesi bir anda ons altın fiyatlarında 1930 dolara kadar getirdi. Ancak çok kuvvetli bir yukarı gidişat yok. Çünkü 10 yıllıklar resesyonda endişesinden dolayı bir anda 3.60'lardan 4.07, 4.10'lara kadar çıkınca tabii ons altın fiyatlarında baskılıyor ve dolar endeksinde önümüzdeki günlerde belki yukarı bir seviyede itme riski var. Brent petrol ve ham petrol tarafında da bugün bakıldığı zaman özellikle Çin'in atmış olduğu emlak sektörüne yönelik adımlar petrol fiyatlarını efendim bir puana yakın arttırdı. Yani birazcık Çin'e dair umutların bugün için pozitif olması tırnak içerisinde petrolü yükseltti diyelim ve devam edelim.
Devam ediyoruz efendim. NATO zirvesi tabii oldukça gündemde. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın bakıldığı zaman aslında 500. günüydü dün. Önemli 15 aydır devam eden bir savaş, bir gece tabii hepimizin bakıldığında çok trajik bir olay ve tekrar bir savaşı gündeme alması modern dünyanın aslında çok üzücü. Ancak 15 ay geçmiş, yani toplamda 500 günü devirdik ve bu dönemde tabii özellikle Rusya'nın tehditleri vardı. İsveç ve Finlandiya kozunu oynarsa Batı'ya, bu anlamda daha farklı müdahalesinde olabileceğini savunuyor. İçişlerine müdahale olarak okuyordu. Ancak NATO tarafında özellikle Ukrayna'nın üyeliği henüz daha gündemde değil, birazcık daha var deniliyor. Farklı modeller üzerinde, İsrail gibi farklı modeller üzerinde tartışılıyor. Ancak bakıldığında Finlandiya ve İsveç gibi Avrupa'nın çok önemli iki ülkesi NATO üyesi olacak ve herhalde buna da Türkiye önemli bir şekilde vesile olacak gibi duruyor. Hocamızla konuşalım. Liderler Zirvesi başladı. Tabii hükümet başkanları katılıyor. Dünyanın birçok önemli ülkesinin liderleri katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ederiz. NATO toplantısı başladı. Liderler Zirvesi başladı. Herhalde son yılların en çok merakla beklenen NATO Liderler Zirvesi. O tarafta hocam özellikle İsveç'in NATO üyeliği çok konuşuluyor. Türkiye bu anlamda meclise taşımayı kabul etti. Ve bu anlamda İsveç'te sanki bu anlamda terörle mücadele değil mi çok daha aktif rol oynayacağını belirtiyor. Nedir çıkan mesajlar? İsveç'in yolunu herhalde Türkiye açmış oldu bu anlamda. İsveç'in atacağı adımları ne kadar samimi buluyorsunuz? Ve Avrupa Birliği sürecinde Türkiye sizce NATO zirvesi önemli bir katkı sağlar mı? Yoksa şu anda bu olayın heyecanıyla bunları mı konuşuyor karşı taraf diyelim hocam? Ya da vaat ediyor? Şimdi Murat Bey, aslında Türkiye'nin İsveç'le ilgili tutumu, hatta Finlandiya ile ilgili hatırlarsanız Türkiye... Geçtiğimiz Madrid özellikle zirvesinde, geçen sene Haziran ayındaki zirvede biraz farklı bir boyutta ele almıştık biz bunu. Çünkü Türkiye üçlü bir mutabakat imzalamıştı ve bunun için uygulamak isteyen ülkeler, üye olan işte İsveç ve Finlandiya, bunun için çalışmalar yapmıştı. Şimdi Finlandiya'yı biz geçen Nisan ayında üyelik sürecini başlattık ve ona onay verdi Türkiye. Şimdi İsveç biraz farklı Murat Bey. Gerçekten şu ana kadar Türkiye'nin iki üye olan, yeni üye olan ülkeye her ne kadar onay verse de, ama tam Türkiye'nin beklentilerini, Türkiye'nin Türkiye ile aralarında olan güveni sağlamışlar mı derseniz çok ciddi anlamda soru işaretleri var. Çünkü biliyorsunuz Batılı ülkeler bugüne kadar Türkiye'ye karşı aldığı tavırlara baktığımızda sürekli değişik isimler üzerinden, mesela ben bunu açık söyleyeyim, İsveç'te, Finlandiya'da işte burada terörle mücadele kapsamında eğer gerçek anlamda tutum sergilerlerse çözerler, ama çözemezlerse orada Türkiye'nin daha önce listelediği terör örgütü faaliyetlerini, özellikle biliyorsunuz sivil şeklinde, STK şeklinde olur, toplum kuruluşları şeklinde de bunlar faaliyet gösteriyorlar. İsim değiştirerek mi bir terörle aralarında mesafe koyacaklar, yoksa gerçekten terörü tamamen kendi ülkelerinden dışarıya çıkaracaklar? Şimdi bunun tabii tartışmaları var. Bunun şimdiden söylemek, yani net bir şey söylemek doğru değil, ama benim gördüğüm kadarıyla tam anlamıyla çıkaramayacaklar diye düşünüyorum. Özellikle İsveç için söyleyeyim bunu. Çünkü İsveç 1995'ten bu yana terör örgütleri, PKK, YPG terör örgütü gibi, daha sonra FETÖ, DHKPC, Türkiye karşıtı terör örgütlerinin orada çok ciddi anlamda faaliyetleri söz konusu olduğu bilinmektedir. Bunu Türkiye de çok yakından biliyor. Ne gibi faaliyetler hocam? Gibi, yani bunlar daha çok İsveç'e şöyle mi bakmak gerekiyor acaba? Çünkü dünkü konumuz da
şöyle bir açıklama yapmıştı. Bakıldığı zaman işte İsveç'te ifade özgürlüğü çok fazla. Evet. Ve bu anlamda işte o ifade özgürlüğüne olan bakış açılarından dolayı aslında birçok noktada belki hani bu şekilde de mi anlaşılıyor olabilirler? Yani orada silahlı olarak mı terör örgütleri varlar, yoksa hani ifade özgürlüğü ya da işte düşünce anlamında mı bir şey paylaşmasına izin veriyor İsveç? Yani bu terör örgütleri ne gibi yönden besliyor Stockholm? Şimdi Murat Bey bakın orada tabii ki faaliyet olarak yani silahlı bir faaliyetleri yok. Ama ne yapıyorlar? İşte gösteri düzenliyorlar, rahat bir şekilde faaliyet yapabiliyorlar. Dernekler, sivil toplum örgütleri kurabiliyorlar. Bunu tabii özgürlük adı altında. Bir de İsveç'in çok önemli bir noktası daha var Finlandiya ile birlikte. İsveç ve Finlandiya Suriye'nin doğusunda bulunan, kuzey doğusunda bulunan YPG PKK terör örgütüne sadece 2016 ile 2020 yılları arasında 4 yıl içerisinde 41 milyon dolarlık bir maddi desteği, finans desteği. Bunu da ne için yaptılar? Çünkü dediler ki burada YPG PKK terör örgütü ne yapıyor? DAEŞ terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunun adı altında oraya ciddi anlamda ve hem DAEŞ konusunda destek verdiler, sözde DAEŞ konusunda söylüyorum, hem de insani yardım adı altında YPG'ye ciddi maddi destekler, mali destekler de bulundular. Şimdi tabii benim gördüğüm kadarıyla İsveç biraz bu kulvardan çıkması, terör örgütü içerisinde zaman alacak. Türkiye de bunun herhalde farkında ve onun için de onay verdiğini düşünüyorum. Yani bunu birden 95'ten beri bakarsak yaklaşık 25 yıldan fazla bir süre, 28 yıldır bu süreci devam ettiren bir ülkeden bahsediyoruz. Bir de şunu da söylemek lazım. Yani İsveç'teki hükümet, işte başbakanın ya da oradaki devlet başkanının verdiği talimatlar ister istemez parlamentoda engellenebiliyor. Hatta şimdiki başbakanın, hükümetin kabinesindeki dışişleri bakanı bile bu terör örgütlerine karşı sempati duyan bir isimden bahsediyoruz. Çünkü dediğim gibi burada ciddi bir terör lobisi de söz konusu. Bunu özgürlük adı altında yapıyorlar. Peki özgürlük adı altında başka bir ülkeye zarar verdiğiniz zaman nasıl oluyor? İşte DAEŞ'le neden mücadele ettiniz? O zaman DAEŞ de özgürlük adı altında yaptı dese ne bileyim herhangi bir Orta Doğu ülkesi bunu batılı ülkeler kabul ederler mi? Bunu tabii ki mümkün değil. Radikalizm adı altında İslam dünyasını tamamen ciddi anlamda zarara uğratan bir örgütten bahsediyoruz ve bunu batılı ülkeler bu terörle mücadele kapsamında onlara işte mukayese olmasa da ama onlar gibi terör örgütlerine de destek verdiler. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde bence Türkiye burada bilinçli davrandı. Bir de şu var Murat Bey, bakın bunu çok net, ben birçok yayında da söyledim. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz veto hakkı olduğu için zaten engellemiş oldu. Bunu tabii ki Birleşmiş Milletler'de de Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin de veto hakkı var ama orada böyle bir sorun çıkmıyor. Ama Türkiye'nin mesela bu özellikle Finlandiya ile İsveç'in üyelik sürecindeki tutumu Batı medyasında siz de yakından takip etmişsinizdir eminim. Sürekli Türkiye NATO'nun genişlemesine karşı çıktığını ve karşı olduğunu, nedenini de şu şekilde açıklıyorlar. Rusya ile çok iyi ilişkilerinin olması, işbirliklerinin olmasından dolayı burada NATO'nun genişlemesine karşı çıkıyor. Hocam Türkiye bu çok büyük gösterdi. Bir süreçte olmadı aslında değil mi? Yani seçim öncesi Finlandiya tabii. Ve İsveç'in biz üyeliğini tartışıyor. Şunun şurasında 4 ay bıraksınlar. Yani 4 ayda bir ülke en azından bunu müzakere süreci olarak yürütebilsin. Şimdi hocam şu geliyor aklıma. Yani Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile ilgili attığı adımlardan sonra elinde ne gibi bir koz kaldı? Ya da bütün kozlarını oynadı mı? Ve bu anlamda bu kozlarını eğer Batı'nın istediği gibi, ittifakın istediği gibi attıysa eğer adımları, Türkiye NATO içerisinde bir miktar daha güçlü ya da öne çıkan ya da Avrupa Birliği içerisinde birazcık daha ayrışan, pozitif ayrışan taraf olacak mı? Ve Türkiye-Rusya arasındaki ilişkinin en önemlisi nasıl etkileyecek? Yani
Bugün bakıldığı zaman işte Türkiye ile Rusya, hem Rusya ile hem de Ukrayna ile diplomasi yürütmeye çalışan bir ülkeydi. Bu attığı adımlarla aslında Rusya'yı da karşısına almış olmaz mı? Yoksa Rusya birazcık daha olaya profesyonel ya da objektif mi bakıyor? Ne dersiniz? Şimdi Murat Bey, tabii zamanımız çok kısıtlı olduğu için ben iki cümleyle şunu belirteyim. Mesela Türkiye bir yıl karşı çıktı, değil mi? Yani onay vermedi. Finlandiya, İsveç'e, ama Makedonya'nın sadece isminden dolayı Kuzey Makedonya kullanacaksınız diye Yunanistan 10 yıl, 2008'den 2018 yılının Mart ayına kadar bu vetosunu kullandı, bu hakkını kullandı ve kimse de Yunanistan NATO'nun genişlemesine karşı çıkıyor da böyle bir propaganda yapmadı. Şimdi sizinle konuştuğumuz gibi sizin de sorunuza geleyim. Türkiye burada ne kazandı? Ben size söyleyeyim. Mesela dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'ya gitmeden önce yaptığı bir açıklama var. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin önünü açın. Biz de İsveç'in önünü açalım. Şimdi Türkiye bunu neden söyledi? Bence Türkiye çıtayı biraz büyük tuttu. Daha geniş kapsamlı olarak ele almaya çalıştı. Yani Avrupa Birliği üyeliğini 1963 yılından beri, Ankara Anlaşması'ndan beri devam eden bir süreç. Ve Türkiye 50 yılı aşkındır, deyim yerindeyse, Avrupa Birliği kapısında bekletiliyor. Türkiye bunun bilincinde. Ama Türkiye Avrupa Birliği üyeliğini uzun bir süredir biliyorsunuz fasıllar açılmıyor. Yani resmen Türkiye'nin üyelik süreci dondurulmuş, buzdolabına kaldırılmış. Şimdi Türkiye bunu tekrar gündeme getirdi. Avrupa Birliği üyeliğinde Türkiye'nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda, dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda bunu bilinçli olarak yaptığını kanaatindeyim. Çünkü üye olmasa bile, ki üyelik süreci çok zor gözüküyor, şimdi bunun altını çizeyim. Ama Türkiye'nin iki tane hedefi var. Birincisi, Gümrük Birliği'nin 1995'te imzalanan, 96 yılında yürürlüğe giren güncellenmesi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi. İkincisi de vize serbestisi. Bu ikisi için Türkiye çalışıyor. Şu anda biraz çıtayı yüksek tutalım. Masaya en azından Avrupa Birliği üyelik süreciyle başlayalım. Ve bunu bu şekilde biz kazanalım şeklinde bir tavır sergiledi Türkiye. Ve bunu son dakikaya da bıraktı. Peki, ben dünden istediğimizi beri, alacak mıyız hocam? Takip ediyorum. Nasıl? İstediğimizi alacak mıyız peki? Yoksa en azından çıtayı yüksek tutarak o çıtanın altındaki şeylerden mi bir şey elde etmeye çalışacağız? Şimdi ama güne göre vize zorluğu vardı. Türkler Avrupa'da vize alması çok zor. Bir taraftan göçmenleri bu tarafta tutan bir Avrupa var. Sanki birazcık daha böyle kendi politikalarında Türkiye'yi bir üs olarak kullanmaya çalışan ama Türkiye'nin isteklerine cevap vermeyen bir batı var. Hatta bunun içine F-16'yı koyabiliriz. 30 saniye kadar bir süremiz kaldı hocam ama yani batı sanki birazcık daha böyle hani hedefi gösteriyor ama çok vermiyor gibi. Ne dersiniz? Bu şunu söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz Suriyelilere de vatandaşlık verdi. Bir sürü yabancıya vatandaşlık verdi. Ev karşılığında yabancıların aldığı 400 bin dolar karşılığında da vatandaşlık verildi. Bu büyük bir risktir Avrupa Birliği'nin vize serbestisi vermesi için. Bunun en azından şunu söyleyeyim size. Bence bu biraz uzun vadeli müzakereler gerektiren bir olay olacak. Ama Gümrük Birliği konusunda bana göre bir güncelleme yapılabilir. Türkiye'nin en azından bu kadar NATO içerisinde her şeye rağmen İsveç'in üyelik sürecine onay vermesi için aldığı tavırdan dolayı diye düşünüyorum. Ama Türkiye artık hem Batı hem Doğu arasında dengeli politikalar izlemek durumunda ve bunun için de adımlar attığını kanaatindeyim. Tabii bu bizim zamanımız yok ama Amerika ile F-16'lar var, bir sürü sorunlar var. Bunlar bitmiş değil. Şimdi bizim burada mesele çok taze olduğu için belki daha heyecanlı yorumlar yapılıyor. Farkındayım akademisyenler tarafından, analistler tarafından ama daha realist olmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu süreçte. Evet, Türkiye bir miktar daha Batı'daki ilişkilerini farklı bir boyuta getiriyor. Değil mi? Seçim öncesi çok daha başka bir boyuttaydı. Neye evrileceğini bilmiyorduk ama biraz daha en azından Avrupa Birliği müzakere sürecini tekrar duyduk. Neyse hocam, bu Z jenerasyonu da birkaç yıl şöyle, biz biliyorsunuz 25-30 yılda Avrupa Birliği'ne girdik, ha girdik, ha gireceğiz deyip hiç giremedik böyle. Hani sürekli hayal kırıklığı uğrayan bir gençliktik. Şimdiki Z jenerasyonu da görsün. Bir Avrupa Birliği müzakere sürecinin ne kadar zorlu olduğunu, bir Kopenhag kriterlerini
Helsinki kriterlerini tekrar herhalde tartışacağız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza kıymetli ben katkılarınız için. Tabii Türkiye, sağ olun hocam. Doktor Ali Semin, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesiyle birlikte konuştuk. Yakın dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti de olacak. NATO sonrası bakalım Türkiye o bölgeyle ilişkilerini daha da artıracak mı? Yoksa birazcık daha sembolik bir öneme doğru mu gidiyor? Artık Türkiye biraz daha Batı merkezini aldı. Konuşacağız efendim diyelim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. ABD enflasyon datası olacak. Piyasalar için oldukça kritik. Yarın görüşürüz.